Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü günde merhaba diyorum. 11 günde analitik geometri kampımızda üçüncü güne geldik ve bugün test çözeceğiz. Evet, şu ana kadar öğrendiklerimizi bir tekrar edeceğiz. Nelerle karşılaşacağız? Ne tarz sorular var? Hep beraber bunu öğrenmiş olacağız. Hazırsanız hemen ne yapalım? Videomuza geçiş yapalım. Evet, şimdi birinci sorudan hemen hocam gelsin birinci soru. Ne yapalım? Ekranı biraz yaklaştıralım. Şöyle Herkes görsün. Şimdi A noktası analitik düzlemin 4. bölgesinde bulunduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar 4. bölge neydi? Analitik geometrik koordinat eksenim aklıma gelsin ve 4. bölgede benim için ne lazım? X ekseni artı, Y ekseni eksi. O zaman demek ki 5 artı M dediğim şey sıfırdan büyükmüş. Bakın şuraya yazalım. 5 artı M sıfırdan büyükmüş. Bir de 8 artı N sıfırdan küçükmüş. Hemen onu da yazalım. 8 artı N sıfırdan küçük. Şimdi o zaman ben gelip şunu söyleyebilir miyim? 5'i karşıya negatif olarak yollasam. M neyden büyük oldu arkadaşlar? Eksi 5'ten. Aynı şeyi en içinde yapıyorum. M burada kalsın. 8 karşıya gitsin. N 8'den daha küçük. N 8'den küçük. M de eksi 5'ten daha büyük. Hangi şıklarda var? D şıkkında var. Bu sayede cevabımız D gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? Geçiyorum ikinci sorumuza. Hemen soruyu tekrar okuyorum. A noktası analitik düzlemin 4. bölgesinde olduğuna göre. E 4. bölgeyi az önce söyledik. Artı eksi. Demek ki A negatif. B pardon, A pozitif, B negatif. E negatifle pozitifi çarparsam negatif olur. B eksi A noktası hangi bölgedir? Şimdi B negatifti. A'nın önünde eksi var. Yani pozitif bir sayının önünde eksi varsa onu otomatikman çarpıldığında eksi yapacak. Yani buradaki bütün sayılar negatif olduğu için toplam toplam toplama yapacağız. Bu sayede burada eksi olacak. Eksi eksi hangi bölge arkadaşlar? Üçüncü bölge. Demek ki cevabımız C seçeneğiymiş. Geçiyorum. Üçüncü sorumuza. A ve B noktaları veriliyor. AB'nin orta noktasının orijini olan uzaklığı. Evet bak şimdi. Orta nokta formülü neydi arkadaşlar? X'ler toplamının yarısı, Y'ler toplamının yarısıydı. Yani ben o zaman önce bir orta noktayı C olarak kabul edelim. Tamam mı? Orta noktası c olsun. x'ler toplamının yarısı y'ler toplamının yarısı. Yani 2 artı x bölü 2 virgül 4 artı 0 bölü 2. Bunu bir yerleştirdim. Peki şunu şöyle biraz daha büyütelim. Şurada dursun. Sonra. E burada ne yapacağız? Bu orta noktanın orijinal uzaklığı 2 birim olduğuna göre diyor. Peki arkadaşlar. Demek ki bizden istediği şey co uzaklığı 2 birim. E Bunun koordinatını yazabiliriz. Nasıl yazacağız? C ile O arasındaki uzaklığa bakacağız. Bu arada 4'ü 2'ye böldüm. Şurası 2 geldi. Sol tarafta da neyimiz var? 1 artı x bölü 2'miz var. Yani koordinatı şu şekilde düzenleyebiliriz. O zaman C O arası ne yapacağım? 2 eşittir kök içerisinde x eksi x 1'in karesi. Yani x'ler farkının karesi. Peki O dediğimiz orijin 0'a 0 değil miydi? Tamam o zaman hemen şunu yapıyorum. 0 yazsak da yazmasak da ne, ne yapıyorduk biz burada? 1 artı x bölü 2'nin parantez karesi artı 2'nin karesi. Bana direkt neyi verecek? Kök içinde 2'yi verecek. Peki arkadaşlar burada her iki tarafın şöyle ben karesini alırsam şuradaki kare kökü ne yapacak? Götürecek. Değil mi? Şu kök kare sayesinde gidecek. E şu 2'nin karesi de 4 olacak. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Biraz yukarıya alıyorum. Boş yer var. Buraya kullanacağım. 4 eşittir. 1 artı x bölü 2'nin parantez karesi artı 2'nin karesi 4. Peki dörtler birbirini götürdü mü? Götürdü. E o zaman bunun içerisi sıfır olmalı. Yani aslında biz bunu eksi 1 yaparsak sıfır yapabiliriz. x bölü 2 eşittir eksi 1 ise x buradan eksi 2 gelmeli ki burayı sıfır yapsın. Ve bu sayede sıfır eşittir sıfır gelsin. O zaman şıklara baktığınızda cevabınız a seçeneğidir diyebiliyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçiyorum. Dördüncü sorumuz. Birinci testteki dördüncü sorumuz. Dik koordinat sisteminde karşılıklı iki köşesinin koordinatları 4'e eksi 2 ve eksi 4'e 4 olan karenin alanı kaç birim karedir? Öncelikle bak ben bir kare oluşturuyorum. Hemen e, şöyle bir kare oluşsun. Sonra diyelim ki karşılıklı iki köşesinin koordinatları bu A olsun şu da C olsun. Eğer ben şu şekilde A, B, C, D şeklinde yazsam sonuçta ben neyi biliyorum arkadaşlar? 4 ile eksi 2'nin A noktası olduğunu ve eksi 4 ile 4'ün de C noktasını sonuçta karşılıklı dediği için şu köşegeni çizdiğinizde bakın bu sayede karşılıklı hatta diğer köşegeni de çizelim karenin köşegenleri birbirine ne yapıyordu dik ortalıyordu şu şekilde söyleyebiliriz peki karenin alanı kaç birim karedir diyor peki arkadaşlar ben köşegen uzunluğunu bulsam zaten karede 45 45 90 üçgeni olduğu için aslında kenarları bulabiliriz o zaman önce ben AC köşegenini arıyorum. Kök içerisinde. İki nokta arası uzaklığı ne yapıyorduk? 4 eksi eksi 4'ün parantez karesi. Artı eksi 2 eksi 4'ün karesi. Eksi 2 eksi 4. Bunun karesi. Peki düzenleyelim. Şurada artı yaptı. 4 artı 4 8. 8'in karesi 64. Artı. Şurada da eksi 6'mız var. Karesi 36. E topladığınızda 100 yapıyor. Kök 100 nedir arkadaşlar? 10'dur. Demek ki köşegenimiz olmuş. Peki köşegen olsa ben gelip parça parça 5 5 yazabilirim değil mi? E bu sayede diğer köşegen parçalarımız da 5 5 olacak. Peki 45 45 90 üçgen oluştuğu için yani ikizkenar dik üçgen oluştuğu için bakın ikizkenarlık var ve e, 90'ımız var. Şu açılar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Zaten karenin köşegeni de ne oluşturuyordu? Açı ortaya oluşturuyordu. Bunu da söyleyebiliriz. O zaman bir kenar 5 kökü ise alan nedir? 5 kökü'nün Karesi. Bir kenarın karesini alanın, 3 e, karenin alanını veriyordu. Peki o buradan 5 kere 5 25 25 çarpı 2 ne yapar? 50 yapar. Demek ki şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğiymiş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dördüncü sorumuz da bu şekilde. Geçelim. 5 P noktası A ve B noktalarına eşit uzaklıkta olduğuna göre. Yani aslında sana şunu söylüyor. PA uzunluğu PB uzunluğuna eşit sen buradaki denklemi birbirine eşitle demek istiyor. Eşitleyelim arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Önce PA yazıyorum. 2 3'ün karesi artı y eksi 0'ın karesi eşittir. Sonra PB yazıyorum. 2 eksi 1 artı 1 yaptı. Bunun karesi artı y 2'nin karesi. Her ikisine de kök yazmak istemiyorum. Çünkü yine aynısını burada da yapacağız. Her iki tarafın karesini aldığında köklerden kurtulmuş olacaksın. E, geliyorum şimdi eksi 1 var burada karesini aldım 1. E burada y kare var. Eşittir. Burada ne mevcut? 2 artı 1 3. 3'ün karesi 9. Artı y eksi 2'nin parantez karesini açtığımızda birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Peki düzenleyelim. Y kareler birbirini götürdü. Eksi 4 y'yi karşıya pozitif olarak alsam artı 4 y. 9 ile 4 topladım 13. Bir tane de karşıdan negatif gelecek. 12 olacak. E, y buradan ne gelecek? 3 gelecek. Bize de zaten y'yi sormuştu. O zaman cevabımız D seçeneğidir diyebiliyoruz. Geçelim o zaman 6. sorumuza. 6. sorumuzda ne görüyorsunuz? 1 A, B, C, D noktaları var ve bu bir paralelkenarmış. Hemen çizelim. Neydi arkadaşlar paralelkenar? kenar? Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgene biz paralelkenar diyorduk. A noktası 1'e A. B noktası eksi 2'ye eksi 3. C noktası B'ye 2. D noktası 4'e eksi 1. Şimdi önce şundan bahsedeceğim. ABC'de paralel kenarı dediği için bana söylediği harfleri sıralı bir şekilde yazmam gerekiyor. Yani ben gelip ABCD'yi şu şekilde A, B, C, D yazabilirim ama harfleri ardışık bir şekilde yazmamız gerekiyor. Peki AC uzunluğu sorulmuş ama biz biliyoruz ki karşılıklı x'lerin toplamı bakın karşılıklı x'leri maviyle gösteriyorum. Karşılıklı y'lerin toplamı da yeşille gösterilsin. E bu sayede bizim formülümüz aslında neydi? 1 ile bakın 1 ile b'nin toplamı ne eşit? Eksi 2 ile 4'ün toplamına. B buradan ne gelir? Şuradan 2 geldi. 1'i de karşıya yolladım. B 1 geldi. Peki bir de a'yı bulalım. A ile 2'nin toplamı hemen onu da altına yazıyorum. A ile 2'nin toplamı eşittir. Şunu biraz düzenleyeyim. Şunu biraz yukarıya aldım. A ile 2'nin toplamı eksi 1 ile eksi 3'ün toplamına. Peki şurada eksi dört var, iki daha gitti. A buradan ne geldi? Eksi altı geldi. Şimdi A koordinatını biz bu sayede ne diyebiliriz? Bire ee, eksi 6 bire eksi altı. C koordinatına da ne diyebilirim? Bire iki. Şunları yazdım. Peki A arası uzaklık sorulmuş. E o zaman biz aslında şunu yapabilir miyiz? Bakın iki nokta arası uzaklık A C kök kök içerisinde. Ne yapacağım? Bire eksi altı ile yukarıda kaldı, ha bire iki. Hemen yapıyorum. Diyorum ki 1 eksi 1. Sıfır zaten. Sonra eksi 6 eksi 2. Eksi 6 eksi 2'nin parantez karesi. X'ini yazmaya gerek yok. Peki şurası eksi 8 yaptık. Karesi 64. E, kök içinde 64 ne diye çıkar? 8 diye çıkar. Demek ki doğru cevabımız C seçeneğiymiş diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da 6. sorumuzdu. Paralel kenar metoduyla çözmüş olduk. Gelelim 7. sorumuza. ABC üçgeninde kenarların orta noktaları olduğuna göre ABC üçgenin çevresi nedir? Bak şimdi geliyorum yine bir üçgen çizdim. Ve bu üçgenin orta noktaları DEF'ymiş. A, B, C. Şurada D olsun, şurada E olsun, şurada da F olsun. Bunların orta nokta olduğunu artık şu şekilde gösterelim. Şöyle yuvarlak olsun bu da. Bu da yuvarlak. Şimdi noktalarımızı yazmak istersek D eksi 2'ye 0. E noktası 1'e 0. Şöyle 1'e 0. Sonra F noktası da 1'e eksi 4. Şunları yazdım. Sonra ABC üçgenin çevresi sorulmuştu. Peki bizim için kenar uzunluğu lazım değil mi? Peki ben kenar uzunluğunu orta taban özelliğiyle bulsam daha hızlı çözebilir miyim? Evet çözebilirim. Bak şimdi E ile D'yi birleştirdim. E ile D BC'ye ait bir orta taban değil mi? Hatta paralellik. O zaman ben ED'ye ne bulduysam yani ED'ni k dersem bc'nin 2k olduğunu orta tabandan söyleyebiliyorum değil mi? O zaman ed'yi bulalım. Ne yapar ed? 2 nokta arası uzaklık yapacağız. 1 eksi 2 direkt kök içerisinde yazıyorum bakın. 1 eksi 2 artı 3 yapacak. 3'ün karesi 9. Sıfırlar var zaten. Bu da sıfır. Bu sayede kök 9 ne yapar? 3 yapar. Peki bir de neyi bulalım? EF'yi bulalım. EF de aynı mantıkla EF'yi bulduğum değerin iki katını alacağım. Şimdi yapalım. EF dediğim der kök içerisinde 1 bir, 1'den 0. 0 eksi 4'ten 4, 4 gelecek. 4'ün karesi 16. Şöyle yapalım. Direkt 16 yazabiliriz. Peki kök 16'da 4 çıkacak mı? Evet. Peki son olarak bir de DF'yi yapmak istiyorum. DF'yi yapma nedenlerinden biri yine aynı mantıkla. DF'yi çizdiğinde ben buraya T desem AB'nin 2T olacağını biliyorsunuz. Bakın T yazdım. AB 2T Şuraya mesela N yazsanız AC 2 ne, Tamam mı? Tamamı orta taban yardımıyla ortaya çıkacak. Peki son olarak bir de DF'yi bulalım. DF dediğim değer ise kök içerisinde ne olacak? Eksi 2 eksi 1'den eksi 3'ün karesi artı 0 eksi eksi 4'ten 4'ün karesi. Peki 3 var 4 var kök içerisinde 5 olacak. Bu arada bakın sakın bunları direkt toplamayacağım. Çünkü bize 2N, 2T, 2K lazım. Şu an benim bulduklarım T, N, K. Tamam mı? T, N, K. O şekilde. Ben o zaman burada 3, 4, 5. Bunların toplamı ne yapar? 7, 5 daha 12. Ama ikişer tane oldukları için 12'yi 2 ile çarptığımda 24. Bizden istediği ABC üçgeninin çevresi diyebiliyorum arkadaşlar. Demek ki cevabımız neymiş? E seçeneğiymiş. Bence çok güzel bir soru. Ama uzun yoldan çözmek isteyen A'ya değer verir. Örnek veriyorum A ve B noktalarını verir. Aşağıya doğru orta noktadan C'yi bulup sonra B'yi bulup sonra tekrar A'ya yönelip A ve B'yi bulabilirsiniz. Ama o biraz daha uzun bir yolu. Çünkü koordinatı bulduktan sonra bu sefer iki nokta arası uzaklığı her kenarda yapmanız gerekiyor. O yüzden ben bu çözümü öneriyorum diyebilirim. Yedinci sorumuz bu şekilde. Tamam mı? Sekizinci sorumuza gelelim. ABC'de paralel kenarında C, eksi 3, 8 ve köşegenlerin kesim noktası K. Hemen paralel kenarını yine çiziyorum. Şöyle bir paralel kenarımız olsun. Ve bu paralel kenarı yine harflendirelim. A, tabii ki ABC'de yazdığı için harflere dikkat ediyorum. A, B, C, D. Bu şekilde yazdım. Sonra C noktasının ko koordinatları eksi 3'e 8'miş. Köşegenlerin kesim noktası, bakın bu önemli. Şöyle köşegenleri çizdim. Köşegenlerin kesim noktası K noktasıymış. Peki burayı da K noktasının eksi 2'ye 4 olarak belirledik. Sonra diyor ki A köşesinin koordinatları toplamı. Peki ben A küsini bilmediğim için A ve B desem. Sonuçta küçük A ile eksi 3'ün toplamının yarısı bana eksi 2'yi verecek? Çünkü neden? Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalayacak. Bu sayede orta nokta bulmuş olduk. A ile C'nin orta noktası K noktasıysa A eksi 3 bölü 2 eksi 2 eşit. E A eksi 3 buradan eksi 4. A buradan eksi 1. Bunu buldum. Geliyorum B'ye. Peki B'nin denkleminde de B artı 8. Bakın B artı 8 bölü 2 eşittir 4. İçler dışarı yaparsam B buradan 0 gelecek. E koordinatlar toplamı istenmişti. 0 eksi 1'i toplarsam eksi 1 artı 0 ne yapar? Eksi 1 yapar. Şıklara baktığınızda cevabınız B seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 8. sorumuz bu şekildeydi. Gelelim 9. sorumuza. Evet şimdi bir ABC üçgeninde BC'nin ortası M, AC'nin ortası 4'e 8 yola N, AB'nin ortası K olduğuna göre A küsü aşağıdaki hangisidir? Şimdi bunu hemen şöyle bir üst tarafa çizsek. Şöyle ben çizdim. Dedim ki ABC üçgeni olduğu için A noktası, B noktası, C noktası. BC'nin ortası M. Şöyle yaptım. M'in de 2'ye 4 olduğu söylenmiş. E, AC'nin ortası N 4'e 8. Sonra AB'nin ortası da K. K noktasının koordinatı da eksi 1'e 2. Bunu da söylemiş oldum. Peki A küsünü soruyor. Aynı mantıkla ilerleyeceğiz aslında. İsterseniz paralel kenar metoduyla yapalım. isterseniz harf yapalım. Ama ben farklı bir çözüm olsun diye paralel kenar metodunu yapacağım. Çünkü bunların orta nokta olduğunu biliyorsanız bakın. O zaman siz K ile N'yi birleştirdiğinizde ya da oradan mı yapalım buradan mı yapalım şuradan yapalım direkt A ortaya çıksın. K ile M'yi birleştirdiğimde şu an benim çizdiğim pembe doğru zemine yani AC'ye paralel olacak çünkü orta taban özelliği ortaya çıktığı için. Orta noktalar birleştirilirse zemine paralel olacak tamam mı? Peki bir de şöyle bir şey yapalım. M ile N'yi birleştiriyorum arkadaşlar. M ile N'yi birleştirdim. Peki bu M ile N ye... Bu sefer bunun zemini neresi? AB, AB'ye paralel oldu. Peki burada paralellik görüyorsunuz ya. Sarı ile çizdiğim dörtgen bir paralelkenar mı? Bakın. Evet, karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için paralelkenar. E paralelkenarın koordinatlarını bilmiyorsun. A'ya B yazdım. Peki A ile 2'nin toplamı bakın karşılıklı olan M ile A, karşılıklı olan K ile N. O zaman A ile 2'nin toplamı eşittir 4 ile -1'in toplamı. A buradan ne gelecek? 1 gelecek. Bir de B'yi bulalım. B ile 4'ün toplamı eşittir. 8 ile 2'nin toplamına. Bakın karşılıklı olan B ile 4, 2 ile 8. Y'ler toplamı karşılıklı. X'lerin toplamı birbirine eşit olmak zorunda. Paralel kenarın özelliği. Peki 4'ü karşıya yollarsam B'nin değerinin de 6 olduğu ortaya çıkar? Evet. O zaman A noktasının koordinatları 1'e 6'ymış. Yani şıklara baktığınızda cevabınız D seçeneğidir diyebiliyoruz. Anlaşıldı mı? 9. sorumuz da bu şekildeydi. 9. sayfadaki 9. soru. Gelelim 10. sorumuza. Şimdi kahveden yudum aldım. 10. soruda ne diyor? Köşelerinin koordinatları ABC olan üçgenin ağırlık merkezi G olduğuna göre GA nedir? Neydi ağırlık merkezi? Üçünün toplamının üçe bölümü bana ağırlık merkezinin koordinatını verecekti. Versin bakalım. Çiziyorum. Gerçi gerek var mı? Gerek yok. Koordinat e, sisteminden çözsek daha sağlıklı. O zaman G ağırlık merkezi diyorum. Şöyle 2, 4, 3 topladım, 3'e böldüm virgül eksi 8 artı 1 eksi 5 topladım, 3'e böldüm. Şu an G noktasının koordinatlarını bulmak için düzenleyelim. Ne getirecek bana? 6, 9 3'e böldüm 3. Şurada da eksi 13, eksi 12 3'e böldüm eksi 4. G noktası bu. Peki? G noktası şunu biraz düzenleyeyim. G yazmak için. G noktası A'yı da biliyorum aslında. Şurada. G A'yı bulmak için mutlak değer içerisinde, kök içerisinde diyorum. 3 eksi 2'nin karesi. Şöyle. Artı. 3 ile başladığım için eksi 4 eksi eksi 8. Yani artı 8'in karesi. Peki şurada 1 var. 1'in karesi 1. Şurada 4 var. 4'ün karesi 16. Topladığımda ne yapacak? 17. Ama kök içerisinde olduğu için kök 17 bizden istenen niye de 14 yazdıysam kök 17 bizden istenen doğru cevaptır diyebiliyoruz. Demek ki cevabımız C seçeneğiymiş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu da önce ağırlık merkezini bulduran ve sonra denklem iki nokta uzaklık yaptıran bir soru diyebiliyoruz. Gelelim dün işlediğimiz o belli aranda belli alanda bölme kısmına. Ne yapacağız? Önce A ve B noktaları olmak üzere diyor. AB üzerinde bir C noktası alınacakmış. Şimdi ben şöyle bir A'yı B'yi çizsem. Bak, A, B. Şimdi AB üzerinde bir C noktası alınacak ama C'yi ben şurada bir yerde alsam. Sonuçta bizden istediği 3 A, 2 bc diyor ya. Ben çapraz yazarsam buraya 2 K, burası 3 K. A, 2 K yazdım. B, 3 K yazdım. E, A'nın koordinatı da belli. B'nin koordinatı da belli. A'nın koordinatı 2'ye eksi 1. B'nin koordinatı 12'ye eksi 6. Şimdi başlayalım. Şöyle bir şey yapsak. Eksi 2'den ne eksi 2'si pardon. eksi e, 2'den 12'ye kaç artmış? 10 artmış. Toplam kaç k var arkadaşlar? 5 k'da 10 artış var. 2 k 3 k'yı topladım. Peki k'da ne olacak? Her ikisini 5'e böldüm. 2 artacak. 2 k'da ne olur? 4 artar. 2'ye 4 eklediğimde c'nin koordinatının x'i 6 olur. Kademe kademe yapmış oldum. Geliyorum diğer kısma. Eksi 1'den eksi 6'ya. 5 mi azalmış? Peki 5K'da 5 azalıyorsa K'da 1 azalacak. 2K'da i̇ki 2 azalacak. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Peki 6'ya eksi 3 noktası C noktası ise koordinatları toplamı demişti. 6 eksi 3'ten cevabımız ne gelir? 3 gelir. Şıklara baktığınızda cevap B seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçiyorum 12. sorumuza. A ve B noktaları verilmiş AB 5 birim olduğuna göre negatif Y değerini soruyor. Peki öncelikle iki nokta arası uzaklık yani 5 eşittir kök içerisinde ne diyorum? 2 eksi eksi 2. 2 eksi eksi 2'nin karesi. Artı Y eksi 1'in karesi. Peki her iki tarafın da karesini alınca şurası 25 oldu. Burada kök kalkmış oldu. Şurada artı 4 yaptı. Eksiler çarpılınca artı oldu. 2 2 daha 4. Karesi 16. Artı y-1'in karesi. Şimdi bak ben bunu dağıtmak istemiyorum. Yani hiç açmak istemiyorum. 16'yı karşıya negatif olarak yollasam. 25-16 9 mu? Peki bir sayıdan 1 çıkartılmış ve karesi alınmış 9 olmuş. Yani y-1 bir 3 olabilir. Bir de y-1 eksi 3 olabilir. Doğru mu? Peki şuradan y'nin 4 olduğu ortaya çıkıyor. Buradan da y'nin eksi 2 olduğu ortaya çıkıyor. Peki benden ne istemişti? negatif y değerini. O zaman cevabımız da eksi 2 miymiş? Evet yani D seçeneğidir diyebiliyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bak bu soru tarzı da önemli. Özellikle negatif değer işte kaç çözüm kümesi vardır. Pozitif özellikle biz geometride analitik geometri hariç normal üçgen sorularının hepsinde ikinci dereceden bir denklemle karşılaşırsak ne yapıyorduk? Uzunluk negatif olmadığı için pozitif alıyorduk ve bu da aslında hem negatif hem pozitif olan Geometrideki tek yer diyebilirim. 12. sorumuz bu şekildeydi. Şimdi biraz sınav tarzı sorular çözelim. 13. sorumuz. Yukarıdaki birim kareli kağıt, kağıda 5 farklı renk, e, renkteki raptiyeler şuraya i'yi ekledim. Renkteki raptiyeler a, b, c, d ve e noktalarına batırılıyor. E noktasının koordinatları eksi 2, eksi 3 olduğuna göre aşağıdaki noktaların hangisi koordinatı yanlış verilmiştir? Şimdi öncelikle ne diyor? Bak bütün koordinatlar aslında e, ko nokta üzerinden verilmiş ama e noktasının koordinatları eksi 3, eksi eksi 3 olduğuna göre diyor. Yani e doğru ama diğerlerinden hangisi yanlıştır diyor. Doğru mu? Peki ben o zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Eksi 2, eksi 3 yapan koordinat sistemine e, ne yapalım? Ko çizelim. Yani e noktasını sabit tuttum ve ben sonuç şuradan e, x'inin eksi 2, y'sinin eksi 3 olduğunu bildiğim için 3 birim yukarıya gidiyorum. 2 birim de sola doğru çekiyorum. Yani aslında ben şuradan şöyle yataydan bir x ekseni çeksem. Şu dikeyden de bir y ekseni çeksem. Bakın orijine göre bakın şurada orijin var. Orijine göre 2 birim solda eksi 2 var. 3 birim aşağıda eksi 3 var. Buna göre hareket ettik. Peki şimdi kontrol edelim. D noktasını kontrol ettiğimde y'si 4 x'i 0. Doğru mu? Peki bakıyorum 1, 2, 3, 4. Evet D noktası doğru. Geliyorum B noktasına. B noktasında ne var? Burada 1, 2, 3, 4, 5. Tamam mı? 5 birim var. Ne var burada? 5'e ee, e 2. Ama burada 4'e 2 yazmış. Değil mi? 5'e 2 olması gerekiyor. Bu yanlış. Tamam mı? Peki diğerleri de mi yanlış? Dur bir kontrol edelim. A 3 3'e 2. Evet A da yanlış. Yani 2'ye 2 olacak. A da yanlış. C noktasına baktığımda 1, 2, 3 C noktası 4. bölgede olduğu için 1'e 4'e eksi 1 olacak. C de yanlış. Acaba sadece doğruyu mu sormam gerekiyordu? Evet yanlış verilmiş dedi. Hangisi doğru verilmiştir olacak? Şunu ben pdf'de düzeltirim arkadaşlar. Şunu doğru yapalım. Ve doğru cevabımız da D noktası olsun. Anlaşıldı mı? 13. sorumuzda bu şekilde geçiyorum. 14. sorumuz. Şimdi ne görüyorsunuz? Bir dikdörtgen var koordinat sistemi üzerinde. Ve B noktası 18'e 12. A, O, C, B. A, köşegeni boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyormuş. Tamam. Şekli eski haline çevirebilirsiniz. Bakın. Şöyle ben şekli eski haline çevirdiğimi düşünün. Köşegenden katlandığı için üst üste araçlarımız açılarımız ne oluşturuyordu? Açı ortay. Peki B üstünde diklik var. Çünkü B buradan geldi. Şunu da yazdım. Peki burada Z kuralı ortaya çıktığı için bakın B, C, A, O'ya baktığınızda Z kuralı ortaya çıktığı için şuradaki AD uzunluğu DC uzunluğuna ne olmak zorunda? Eşit uzunlukta olmak zorunda. Peki bunları da yazdık. Peki B noktasının 18'i 12 olduğunu biliyoruz ya. Yani yükseklik 12. Tamam mı? Şuradaki. Yatayda A, O da 18. Eğer ben şuraya A yazarsam şuranın 18 eksi A olduğunu biliyorum. Çünkü X'i 18'di ya. A noktası 18'de. Peki yüksekliğimiz de 12 idi. E, ikiz kenardan da 18 eksi a'yı buldum. Geldim şuraya yazdım. Peki sarı dik üçgene baktığınızda hatta onun rengini değiştirelim. Şu kırmızı dik üçgene baktığınızda tamam mı? Ne ortaya çıkacak? Aslında a 12 18 eksi a. Sonuçta biz burada bir kenara 12 olan özel üçgeni düşünelim. 5 12 13 aklıma geliyor. A'ya 5 verirsem sağlıyor mu? 18 eksi 5'ten. Evet 13 sağlıyor. Demek ki A değerimiz 5'miş. Ama bana diyor ki DOC üçgeninin ağırlık merkezi. Peki ağırlık merkezi nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Şimdi oraya artık şöyle bir yaklaştırabiliriz. Ağırlık merkezi x'ler toplamının 3'e bölümü, y'ler toplamının 3'e bölümü şeklinde bulunuyordu. E bulalım. Şöyle g noktası diyorum. C noktasının koordinatı nedir? 0'a 12'dir. Tamam mı? O, o noktası 0'a 0. Değil mi? D, O, C. D noktası da 5'e 0. Çünkü A'yı 5 bulduğum için şurada 5'e 0 noktam var. O zaman x'lerimizde ne var? 0 var. 0 var. 5 var. Toplamın 3'e bölümü. Virgül. Y'lere bak gidiyorum. 12 var. 0 var. 0 var. Bunu da 3'e böldüm. Peki koordinatımız ne geldi arkadaşlar? Şöyle gösterecek olursak. G noktasının koordinatı 5 bölü 3'e 12 bölü 3'ten 4. Peki şıklarda mevcut mu? Bakalım. Şöyle biraz geriye çektim. Evet. Apsisini sorduğu için cevabımız A seçeneğidir. Çünkü apsis x ekseniydi. Ordinat y ekseniydi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yata eksen. Apsis dike eksen. Ordinat dedik. Kaçın soruydu bu? 14. sorumuz bu şekildeydi. Geçiyorum. 15. bir başka sınav tarzı sorumuza. Şimdi sorumuzu okuyalım. Farklı uzunluktaki kırmızı, mavi ve yeşil renkli 3 çubuğun orta noktaları çakıştırılarak altıgen şeklindeki bir uçurtma yapılmış. Tamam. Peki bak. Farklı uzunluktaki kırmızı, mavi ve yeşil renkli 3 çubuk. Tamam mı? Orta noktaları çakıştırılıp altıgen. Bak sadece altıgen diyor. Düzgün falan demiyor. A, B, C, D, F noktaları analitik düzlem ile eşleştirildiğinde A, B, C, D, N, e, F noktaları verilmiş. Şimdi bak. Ben o zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? A noktası nedir? 4'e 6. 4'e 6'yı yazdım. B noktası nedir? 6'ya 3. 6'ya 3'ü yazdım. C noktası 10'a 4. D noktası A'ya B. C nokta e, e noktası 9'a 9. F noktası C'ye D. Şu şekilde. Değil mi? A eksi C bölü D eksi B nedir diyor. Şimdi burada orta noktalar demişti değil mi? Bakın orta noktalar dediyse şöyle çizdim şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Peki bunların hepsinin kesişim noktası hatta onu şöyle maviyle çizeyim. Hepsinin kesişim noktası mavi nokta değil mi? Yani sen karşılıklı x'lerin toplamı, karşılıklı y'lerin toplamı diyerek soruyu çözebilirsin. Peki o zaman ben geliyorum. E, şey paralel kenar dedim ben az önce. Karşılıklı x'lerin toplamının yarısı noktayı verecek. Mavi. Aynı şekilde y'lerin toplamı da aynı noktayı verecek. Bunları birbirine eşitleyerek bulacağız. Yani önce bir E ve B'yi kullanarak buraya mesela K desem. Bakın K noktasını buluyorum. 9 artı 6 bölü 2. 9 artı 3 bölü 2. Ne yaptım? X'ler toplamı yarısı, Y'ler toplamı yarısı. Peki 15 bölü 2'ye 12 bölü 2 geldi değil mi? Yani koordinatımız 15 bölü 2'ye 12 bölü 2 direkt 6 yazabiliriz. Yazalım hatta. Peki şimdi 10 ile C'nin toplamı bakın şuraya yazıyorum. 10 ile C'nin toplamının yarısı P ve C noktasına bakıyorum. N eşit olacak? 15 bölü 2 eşit olacak. C buradan direkt 5 gelecek. C'yi buldum. Sonra 4 ile A'nın toplamı aşağı yazdım. 4 ile A'nın toplamının yarısı da 15 bölü 2 eşit olacak. A da buradan 11 gelecek. Y'lere geçiyorum. D ile 4'ün toplamı D ile 4'ün toplamının yarısı 12 bölü 2 eşit olacak. 2'ler gitti. D buradan 8 midir? Evet. Gelelim son harfimiz. Nedir? A'yı bulduk. C'yi bulduk. B'yi bulmadık. B nerede? Şurada. B ile 6'nın toplamı. Bakın. B ile 6'nın toplamının yarısı eşittir. Yine 12 bölü 2 eşit olacağı için 2'ler gitti. B buradan 6 geldi. Peki bulduğumuz noktalar C, B, D, A. Bizden A eksi C bölü D eksi B istenmiş. Yani 11 eksi 5 bölü D eksi B. D'de 8 var. B'de 6 var. Peki 11 eksi 5 6. 8 eksi 6 2. Böldüğümüzde ne olur? 3 olur. Işıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 15. sorumuz bu şekilde. Gelelim 16. sorumuza. Ve 3. günümüzün son sorusu diyebilirim. Kenar uzunlukları 9 birim. Bir yudum alalım. Kenar uzunlukları 9 birim ve 12 birim olan ön yüzü mavi arka yüzü sarı sarı renkte ABCD dikdörtgeni şeklinde bir karton verilmiş. Sonra köşegen kesiliyor ve köşegenin bir parçası koordinat sisteminde şu tarafta, bir parçası da sol tarafta kullanılıyor ve buna göre D2 noktasının koordinatları çarpımı sorulmuş. Şimdi kenar uzunlukları 9 demişti ya. Şu 9, bu 12. Yani AB arası bir parçamız 9, diğer parçamız 12. Ama ben şimdi ben bu da kısa kenarın 9 uzun kenarın 12, hatta hipotenüsün de 15 olduğunu bildiğim için 9 12 15'ten ne yapabilirim? Şuraya 5'i yazdım. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Geldim şuraya 5'i yazdım. Şu da 5, şu da 5. Tamam Peki biz sonuçta şunu doğrusal devam ettirsek ettiremedim. Heh. Şöyle doğrusal devam ettirdim. Aynı şey diğer taraf için de geçerli. Zaten çizilmiş. Bunların zaten 90 derece olduğunu paralellikten söyleyebilirim. Peki sonuçta şurada orta nokta olduğu için aşağıda da 90 olduğu için ben burada kendim orta nokta çiziyorum ve bu da bunun için geçerlidir. Şu şekilde çizmiş oldum. Bizden D2 noktasının neyi sormuştu? Koordinatları çarpımı istenmişti. Peki D2 noktasının koordinatları çarpımı şöyle bulunur mu? Yani diyorum ki mesela şu yatayda zaten şuradan aşağı dik atarsanız 12 birim vardı. 6'ya 6. Aynı şey bunun için de geçerli. Bu da 6. Şimdi D2 dediğim normalde İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Şurada ne görüyorsunuz? 6, 6, 6, 12, 18. D2'nin x'i 18'miş. Y'si ise bakın zaten yatayda 9 yok muydu burada? 9'un yarısı 9 bölü 2. Yani bu da 9 bölü 2, bu da 9 bölü 2. Yalnız 4. bölgede olduğu için eksi 9 bölü 2 diyorum. Ve koordinatları çarpımı ne yapar arkadaşlar? 18 çarpı eksi 9 bölü 2 eksi 81 yapar şıklara baktığımızda cevabımız A seçeneğidir diyebiliyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu arada eğer bizi Instagram'dan takip etmiyorsanız şuradaki kullanıcı adından takip edebilirsiniz. Ve hala ab kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoya da bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Evet videomuz burada bitti arkadaşlar. Üçüncü günümüz bu şekildeydi. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.